Yasaklansın demiyorum, yanlış anlama. Ama bir demokraside insanlar bakmaz böyle bir şey. Ya bu ne bu değer böyle yani? Acaba ama çok bakılıyor. Ay. Demokrasi değiliz. Demokrasi de bakın bak. Ya, ne kirlilikler ya. İnsanlar göz yorulur. Hani gürültü kirliliği var, ses kirliliği var. Zaman kaybı. Zaman kaybı var, efektler, şeyler. Sonra haberde de bir şey var böyle. Yani dezenformasyona da yakın bir şey var. İşte bozmalar var, imalar var. Araya işte iddia sıkıştırılıyor. Onun arkasından bir makineli tüfek falan filan. Ne olacak böyle? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bundan iyi bir şey çıkabilir mi? Şöyle olabilir yani mi? Yani bunlardan şunu çıkartmamak lazım tabii yani. Ben de kötü niyetlere söyleyeyim şimdi. Yani bunlardan burada bir memlekette bir şey olmuyor. Bu memlekette her şey oluyor. Oldu. Yani oldu. Yani neler olmadı ki? Öyle değil mi? Dolayısıyla bu olanların mutlaka hukuk yoluyla bir biçimde siyaset ve hukuk, yani beraber tabii siyasi şeyle değil de yani siyaset öyle bir hukuk yapılandıracak ve bunların önünün alınması lazım. Biz böyle bir habercilik yapmıyoruz, yapmayalım da ama şu da olabilir mi? Hani belli gruplar var izleyici, işte A grubu, B grubu biliyorsunuz. Acaba alt gruba daha iyi anlatabilmek için işte canlandırmalar, efektler, sesler. Hani bu biraz soru ileri bir soru. İyi niyetli başlıyor. İleri bir soru. Şimdi tabii bunu söylerken sadece dinlediğim şey yok. Yani başka Doğan grubundan da televizyon açıyor. O da başka bir şey. Tabii. Yani orada bir anchorman var, ismini söylemeyeyim. Yani öyle bir anlatıyor ki korkuyor insan, böyle koltuğun içinde gömülecek. Yani öyle bir bakış, öyle bir sert ifadeler. Bu demek ki yani al birini vur öbürüne şeklinde. Peki. Bundan bir kere bu habercilikle hiçbir olayı takip edemez bu toplum. Ne kadar yazık. Çünkü toplumun da şeyi, yani bilinci, toplumsal bilinç, işte kanaatler bu şekilde oluşuyor. Dolayısıyla peki, çok sakın.